Sayın seyirciler, az önce de ifade ettik, 12 Eylül 1980 darbesi bundan 33 yıl önce gerçekleşti ancak hala Türkiye'de tartışılıyor. Etkileriyle, olmalı mı olmamalarıyla mı? Ya herkes farklı açıdan konuya bakıyor ama sonuçta bir gerçek var. Türkiye tarihinde önemli yere sahip, önemli olaylardan biri 12 Eylül askeri darbesi. Bundan tam 33 yıl önce gerçekleştirildi 12 Eylül askeri darbesi. Türkiye tarihindeki en önemli olaylar arasında yer alıyor. Dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in silahlı kuvvetler aziz Türk milletinin hakkı olan diye başlayarak kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır diyerek bitirdiği o açıklama dönemi yaşayanların hala akıllarında. Birçok nedeni var 12 Eylül 1980 yılında gerçekleştirilen askeri darbenin. Bir tarafta dünyada devam eden soğuk savaş ve ortaya çıkardığı keskin kutuplar. Diğer tarafta bu kutuplaşmanın Türkiye'ye yansımaları, sağ-sol çatışmaları. O yıllarda ülke ekonomisi ise tam bir darboğaz içinde. Dış ticaret açığı nedeniyle ülke olarak 70 sente muhtaç olduğumuz dönemler. Siyasi cinayetler, sokak çatışmaları, üniversite ve fabrikalardaki çatışmalar. Dönemin verilerine göre günde ortalama 20 kişi yaşamını kaybetti ve toplam 5000 kişiden fazla insan çatışmalarda öldü. Verilere göre o dönemde tam 1 milyon 683 kişi fişlendi. 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. 7 bin kişi için idam cezası istendi. 517 kişiye idam cezası verildi. Haklarında idam cezası verilenlerden 50'si asıldı. Bunlardan 26'sının suçu siyasiydi. 71 bin kişi TCK'nın 141, 142 ve 163. maddelerinden yargılandı. 30 bin kişi bir sakıncalı olduğu gerekçesiyle işinden oldu. 14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı. 30 bin kişi bir siyasi sığınmacı olarak yurt dışına gitti. 300 kişi kuşkulu bir şekilde öldü. 171 kişi işkence sonucu hayatını kaybetti. 400 gazeteci için toplam 4000 yıl hapis cezası istendi. Gazetecilere 3315 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 39 ton gazete ve dergi imha edildi. Cezaevlerinde toplam 299 kişi yaşamını yitirdi. İşte böyle bir ortamda gidildi 12 Eylül askeri darbesine. Bugün bu darbenin üzerinden tam 33 yıl geçti. Ancak hala tartışılıyor, olmalı mıydı, olmamalı mıydı diye. Sesin geliyor mu? Ya da 12 Eylül askeri darbesinin bu ülkeye etkileri ne oldu?